Herkese tekrardan merhaba. Bu sabah bir arkadaşım bana bir video attı. Avrupa'daki birisi bir aylık alışverişini 80 euroya yapıyormuş diye. Bana sordu gerçekten böyle mi diye. Ben de bugün tesadüfen markete gidecektim bir şeyler almaya böyle günlük alışveriş için. O yüzden dedim ki video çekeyim madem. O merak ediyorsa başka merak edenler de vardır diye. Şimdi markete geldim. Gidelim. Gelmişken Türk marketine de uğradık. Birazcık günlük alışveriş olmaktan çıktı ama sanırım bu video için daha iyi bir şey. Eve geldim şimdi ama aldıklarımı göstermeden önce size birazcık gittiğim market hakkında bilgi vermek istiyorum. Bu market şehirdeki en düşük fiyat garantisini veren bir market. Ayrıca biraz değişik değişik kuralları da var. Mesela tarihi geçmiş bir ürün bulduğunuz zaman ürünün tazesini bedavaya alabiliyorsunuz. Ya da son kullanma tarihi o günse o ürünü bedavaya alabiliyorsunuz. Genellikle üstüne bir sticker yapıştırıyorlar. Şöyle bir indirim sticker yapıştırıyorlar eğer son kullanma tarihi bugünse. Ama yapıştırmadıkları zaman bu ürünü bedavaya alabiliyorsunuz. Bu şekilde mesela bunu bedavaya aldım. Bu aslında bu indirimli ürünlerin arasındaydı ama kasadaki kıza söyledim üstünde bir sticker olmadığını. O da o zaman bedavaya alabilirsin dedi. Normalde fiyatı 1,17 bunların. İki tane almıştım. Bu humus. Normal fiyatını bilmiyorum çünkü direkt bu fiyata girdi kız. 50 kuruş. Ha, bir de marketin kartı var bende. Nasıl desem? Puan biriktiriyorsun o kartla alışveriş yaptıkça. Öyle puanlarım birikmişti. O yüzden bunu da bedavaya aldım. Bu böyle tek kişilik bir vejetaryen yemek şeysi. Normal fiyatı 3,40 imiş. Temizlik mendili aldım. Kedi maması. Her kız için. Kafeinsiz kahve. Çünkü kahve bağımlısıysanız akşamları canınız kahve çekince birazcık zorlanıyoruz. Süt. Cips. Bu benim favori cipsim bu arada. Tadı çok güzel. Bir cips daha. Ekmek. Ve bunları göstersem göstermesem çok arada kaldım ama neyse yapıyorsam utanılacak bir şey de yok sanırım. Kahve kapsülleri, plastik. Bunların normalde tanesi 2,70 ama şöyle bir sticker var 3 tanesine 6 euroya alırım. Böyle şimdi Türk marketinden aldıklarımı göstereyim. Onlar sanırım birazcık daha fazla şeyler. Evet, Türk marketinden ilk aldığımız şey tuzlu yumurta. Gittiğim markette bunlar 4,80 gibi bir şeydi. Türk marketinde 3,75'ti. İki tane mango, iki tanesi 1,5'tu. İki tane avokado aynı şekilde iki tanesi 1,5'tu. Birazcık domates. Bunların kilosu 1,30'muş. Bunlar 1,15 tutmuş. Ondan sonra muzun kilosu 1,30. Bunlar 81 sent tutmuş. Birazcık salatalık. Bunların kilosu 1,5. Bunlar evet, 66 sent tutmuş. Maydanozun bir demeti 99 sent. Ondan sonra şeftali yok nektarin. Nektarinin kilosu 3 euro. Bunlar 2,66 tutmuş. Hindi salamı. Şöyle bir cips buldum. Şey cipsi, ne onun adı? Muz cipsi ve yeşil limonlu 1,25. Bir de 700 gram dilimlenmiş kaşar peyniri 4 euro. Yani hesaplamalarıma göre toplam fiyat bu kadar. Bugün bu kadar harcamışız. Bunlar bize ne kadar gidiyor? Bunu söylemesi zor, o yüzden şey yapamıyorum. Tam böyle aylık şu kadar harcıyoruz, haftalık şu kadar harcıyoruz diyemiyorum. Ama isterseniz bir sonraki alışverişe gidişlerimde video çekebilirim. Böyle birazcık fikriniz olsun istiyorsanız bana haber verin. Ona göre çekerim videolarını.